Merhaba dostlarım, ben de artık Bana Bak kanalındayım ve gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü birçok vloggerla beraber Londra'ya gidiyoruz. İlk önce İzmir'den İstanbul'a gideceğim, onlarla buluşacağız ve oradan yola çıkacağız. Eğer bu macerayı kaçırmak istemiyorsanız dostlarım, şuradan kanala abone olabilirsiniz ve takipte kalabilirsiniz. Şimdi bir insan bir yere seyahate gitmek istiyorsa ve bu seyahat için gerçekten iyi hazırlanması gerekiyorsa, bu tür bir hazırlık sürecinin bazı gereksinimleri bulunmakta. Bir seyahatte bavul nasıl hazırlanır? Ve bavula konulması gereken en can alıcı malzemeler nelerdir? Siz de eğer benim gibi bir erkekseniz bavul hazırlama süreci sizin için daha zor işliyor. Çünkü kızlar, bu güzel kızlarımız, bavullarına envai çeşit, gerekli veya gereksiz, o kadar çok şey koyuyorlar ki hiçbir zaman gittikleri yerde aman şuyumu unutmuşum tribine girmiyorlar. O yüzden bir erkek olarak benim de yaptığım ve mantıklı olan şey kız arkadaşınıza veya annenize bavul listesi hazırlatmak. Ben de gittim, uzun uğraşlar sonucunda kız arkadaşıma bir bavul listesi hazırladım. Ufak bir liste sonucunda neler yapacağıma karar verdim. Eğer bu listede bulunan ögeleri eksiksiz bir şekilde yerleştirirseniz emin olun ki hiçbir zaman bir şeyin eksikliğini hissetmezsiniz. Kiminiz çok tişört değiştiriyordur. Kimisi her gün ayakkabı değiştirir. Kimisi de benim gibi günde 2 defa falan çorap değiştirmek zorunda kalabilir. Yerleştirmek çok önemli çünkü İngiltere'de çok fazla macera yaşayacağız. Çok fazla değişik yerler göreceğiz. Bu süreçte söyleyemiyorum. Ayak sağlığı çok önemli diyebilirim. 2 çorap, 3 çorap oldu. Çok yetmeyecek gibi sanki 4 gün kalsak. Bir 3 tane daha. İşte biraz daha ekleyelim. Sanki biraz daha eklersek bu iş tamam olabilir. Temel ihtiyaçlar, yani giyinme ihtiyaçlarımızı hallettikten sonra sıra kişisel bakım ve teknolojik aletlerimize geliyor. Çünkü biz vloggerlar olarak bazı teknolojik aletler götürme gereksinimi duyuyoruz. Çünkü orada fotoğraf çekilebiliriz, video çekebiliriz. Özellikle kişisel bakımımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çekimler olacak. Bu yüzden ilk önce teknolojik aletler olarak bir tane vlog kamerası, böyle küçük ama güçlü bir video kamerası olması çok önemli. Bunu böyle bir kapta saklıyorum. Çünkü çantaya attığım zaman veya boynumda taşımam gerektiği zaman bu kap bana gerçekten çok yardımcı oluyor. Ve sonrasında kişisel bakım ürünlerine geçiyorum. Ama kişisel bakım ürünlerine geçmeden önce size çok güzel bir tüyo vermek istiyorum. Kişisel bakım ürünlerini lak diye bavula koymuyoruz. Böyle bir tane, ne deniyor buna? Cırtırtı mı deniyor artık? Fermuar da değil. Bilmiyorum işte, ağızlı böyle kapanıp açılabilen buzdolabı poşeti alırsanız kendinize, diş fırçanızı, tıraş bıçağınızı, efendime söyleyeyim, deodorant olabilir. Bunları saklamak size daha kolay oluyor ve daha hijyenik olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda tıraş olmak da çok önemli. Zaten gitmeden önce bir tıraş olacağım. Burada tıraş bıçağımı görebilirsiniz. Tıraş bıçağımı şimdi bavula koymayacağım. Bunu kullanacağım. Gitmeden önce tıraş olacağım. Ama başlıkları var. Başlıklarını bavula koyabilirim. Diş macunu. Çok önemli. Şu anda bu çok önemli. Şarj aletleri. Pasaport. Çünkü yurt dışına gidiyorum. Yeşil pasaport çoğu Avrupa ülkesinde vize istemiyor. İngiltere hariç. Bu şekilde bütün ihtiyaçlarınızı bavula yerleştirdikten sonra tek yapmanız gereken fermuarı kapatmak ve maceraya atılmak. İşte şu anda zaman geldi ve biz İngiltere'ye gidiyoruz. O zaman Bana Bakın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.